Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mavimsi yeşil turkuaz cam göbeği, bir ara bir renk, tam ne renk olduğunu söyleyeceğim, bir ara renk üzerine yapacağımız bir modeli anlatacağım. Yeşil gibi tonlarını kullanıyorum, kendi renginden kenarını kıvırdım, üzerine de şimdi biraz daha koyusundan çimenlerini ve dallarını çalışacağım. Bunlar 4 katlı bükülmüş suni ipekler arkadaşlar. Boyacı, ipekçi dedi marka. 4 katlı hazır bükülmüş ipeklerden. Farklı markaların ipleri var. Onları kullanabilirsiniz ya da naylon masrafa nasıl isterseniz. Her iple güzel durabilecek bir model. Şimdi yandaki zürafaya iniyorum. Çimenlerin yapılışını göstereceğim öncelikle. Bir tane zürafamı yapıyorum. Ve onun üzerine geriye geliyorum. Ve bir tane pırpır çalışıyorum. Düzeltiyorum. Yerleştiriyorum. Şimdi tekrar yine yandaki zürafanın içine iniyorum. Çok gerdirmeden düzgün duracak şekilde yerleştiriyorum. Ve tekrar bir tane zürafamı yapıyorum. Onun üzerine geriye geliyorum. Pırpırı yaparken arkadaşlar sağa çektim. Sonra sola doğru yapıyorum. Bakın pırpırı yerleştirirken parmağımla bastırmıyorum. Yerleştirdikten sonra parmağımla sıkıştırıyorum. Eğer baştan parmağınızda tutarsanız burulur pırpırlarınız. Yerleştirdikten sonra sıkıştırın parmağınızla, şu parmağınız olayını daha sonra yapın. Şimdi aşağıya iniyorum. Yine bu kadar çimen yeterli. Şimdi 3 tane zürafa bırakacağım. Bu çimen şey için, arası, çiçek arası için. Daha sonra bir tane zürafa yapıyorum. Bu da dal için. Geriye geliyorum. Yaptığım zürafanın içine yine bir tane biraz büyük bir zürafa çalışıyorum. Pırpır kadar da değil tam olarak. Pırpırdan biraz kısa. Yani kısa bir pırpır diyeyim. Sonra bu yaptığım pırpırın üzerine geriye geliyorum. Ve yine bir tane kısa pırpır çalışıyorum. Yine onu da üzerine geliyorum. Ve alttaki pırpırımın içine batarak ipimi uzatıyorum. Daha sonra yine aynı yere batarak kısa bir pırpır çalışıyorum. Aynı yere batarak biraz daha uzun bir pırpır ve üzerine çıkıp geriye geliyorum. Yani burada bir çiçeğin çanak yaprağı görüntüsü, dal ve çanak yaprak kısmını çalışıyorum arkadaşlar. Daha sonra aşağıya iniyorum tekrar. Dal kısmımı bitirmiş oluyorum böylelikle. Yan tarafına aynı zürafanın içine batarak bir tane daha aynısından çalışacağım. Bu şekilde. Kolay ve gösterişli bir model olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci dalımı da yaptım. Aşağı indim yine. Bakın. 2 tane çiçek koyacağım buraya şimdi. Yandaki zürafaya batarak iniyorum. Yine 3 tane zürafa yapacağım. Bu indiğimi saymayacağım arkadaşlar. Çünkü çok yakın olur bu sefer. 3 tane zürafa yaptıktan sonra yine çimenlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Üzerine geriye geleceğim.
Ve aynı çimenlerden yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde biraz çalıştım alt kısmını, sonra devam edebilirim. Şimdi ortada küçük pırpıra giriyoruz. İpimizi bağlıyoruz. Koyu sarı ve açık sarı yapacağım iplerimi. Yani bu şekildeki tonlarda pembeler de yakışır. Sarı da çok yakışıyor bu rengin üzerine. Şimdi aynı yere batarak bir tane zürafa yapıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir zürafa daha yapacağım. İki tane zürafamı yapıyorum buraya. Daha sonra ipimi kesiyorum buradan. Hatta biraz daha dipten alabilirim. Evet. Şimdi ipimi geriye getiriyorum. Gözleme işlemi diyoruz buna. Daha sonra aynı yere batarak arttırma işlemi yapıyorum. Bir zürafa oluşturuyorum buraya. Sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa ve aynı yere batarak bir zürafa daha oluşturdum. 3 tane zürafam oldu. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Ve yine aynı yere batarak zürafa oluşturuyorum. Ortadaki zürafaya geçerken bir zürafa, son zürafaya geçerken yine bir zürafa oluşturuyorum ve son zürafaya da bir daha batıyorum. Dördüncü zürafamı oluşturuyorum. Her sırada bu şekilde birer tane arttırıyoruz arkadaşlar. Şimdi arttırma işlemi bitti. 4 zürafaya kadar artacağım. Sonra ipimi geriye getiriyorum. Ve aynı yere batarak yine arttırıyorum. Deminki gibi. İkinci zürafaya geçiyorum. 2 tane zürafam oldu. Hemen geriye dönüş yapıyorum. İpimi geriye doğru getiriyorum. Hafif sağa çekiyorum. Ve aynı yere batarak arttırıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Bu şekilde arttırarak 2 zürafa yapıyorum. Bir daha yapacağım aynı şeyi. Arttırıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. 3 kez 2 tane zürafa yapıyorum bu şekilde. Daha sonra yine ipimi geriye getiriyorum ama arttırmıyorum artık. Yandaki zürafaya geçiyorum. Ve ipimi geriye getirip son zürafanın üzerine bu şekilde bir yaprak oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra ipimi uzatarak aşağıya iniyorum. Ve arkaya doğru hafifçe saklıyorum ipimi. Sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa oluşturuyorum. Ve yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Daha sonra yine aynı yere batarak bir tane daha pırpır oluşturuyorum. Şimdi 2 tane pırpırımı yaptıktan sonra alttaki zürafanın içine yine iniyorum. Ve kör zürafa gibi küçük bir zürafa ile iniyorum arkadaşlar. Şimdi
yandaki, pardon, geçmiyorum yandaki zürafaya. İpimi, işimi geri döndürüyorum. Ve baştaki zürafaya batıyorum. Bu ip yürütmüş oluyorum arada. Sonra aynı yere batarak arttırıyorum. Ve yandaki zürafaya geçiyorum. Yine iki tane zürafa yaptım. Başta arttırarak. Tekrar aynı şey. Burada yaptığım yaprağın tersini yapıyorum buraya arkadaşlar. Ters taraftan aynısını diyeyim. Ters taraftan aynısını yapıyorum. Evet. 2 Öbür taraftan arttırdığınızda tam aynı görünmüyor. Yani sağdan arttırdığınızla soldan arttırdığınız farklı görünür arkadaşlar. Eğer yaprakların aynı görünmesini istiyorsanız çevirerek çalışmanız lazım bu şekilde. Evet, şimdi son zürafamı da yaptıktan sonra ipimi tekrar aşağıya indiriyorum ama bu sefer kendime doğru yatıracağım bunu ya da döndüreceğim. Döndürerek daha rahat yaparım. Zürafa ipi indirdikten sonra geriye doğru yatıracağım yine ve sıkıştıracağım. İp çok görünür olmasın istiyorum. Onun için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bu şekilde çiçeğimi oluşturdum. Dediğim gibi yani farklı görünür. Başta arttırırsanız farklı, sonda arttırırsanız farklı olur. Onun için aynı görünmesi için ters taraftan çalıştım modelimi. Şimdi yandaki çiçeğin içine de açık sarıdan yapacağım. Bunun ortasında da pırpırlar yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi açık sarı ipimi alıyorum. Ortadaki pırpırımın üzerine geliyorum. Bir tane çok büyük olmayan bir pırpır yapıyorum. Daha sonra bir tane daha pırpırımı yapıyorum ve sıkıştırarak yukarıya doğru çekerek kesiyorum. Daha sonra yandaki çiçeğin tohumun o pırpırın üzerine de aynı şekilde küçük pırpırlarımı çalışıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak çiçeğimi tamamladım. Biraz çiğdemi andıran bir çiçek. Şimdi yan tarafa da aynı şekilde açık sarıdan çalışacağım buradaki dalın üzerine. Evet arkadaşlar, bu şekilde açık sarı ve koyu sarı çalışarak modelimizi tamamladık. Yan taraftaki çiçeklere de pembe ve mavi yeşil tonlarında da çalışabilirsiniz. Açık pembe, koyu pembe de çok güzel durabilecek bir model bu renklerde özellikle. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı da yazabilirsiniz. Beğenilerinizi, eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Mutlaka eksikliklerim oluyordur. Bunları yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, evde kalın.